Ve sevgili yaylar, 12. evinizde yani moral, motivasyon, psikoloji alanınızda karma karışık günler yaşadınız. Orada bir tutulma, güneş tutulması gerçekleşti. Özür dilerim, ay tutulması gerçekleşti. Ay tutulması biliyorsunuz dolunayla geldiği için orayı aydınlattı. Onlar gün yüzüne çıktı. Şimdi artık biraz kozlar paylaşıldıysa, kafa karışıklıkları yaşandıysa, krizli bazı konular yaşandıysa artık şartlarınız düze dönüyor demektir. Sizin yanınızda çok yakınınızdaki bazı kimselerin de aleyhinize konuşmalar yaptığını bu dönemler fark edebilirsiniz. Aleyhinize ya da biraz homurdanarak biraz sıkıntıyla çalıştığını ya da dedikodunuzu yaptıklarını fark edebilirsiniz. Maddi manevi hayatınız şimdi 14'ünden itibaren renklenecek ve pazartesinden itibaren çok renkli bir döneme giriyorsunuz. Ve yay ve de hem Venüs hem de Merkür sizin yükselenize geliyor. Güneş burcunuz yaysa da bunların buraya gelişi çok çok fayda sağlayacaktır. Yay transitleri sayesinde motivasyonunuz çok yükseliyor. Hani fiziğimiz bile güzelleşir, öyle söyleyeyim. Motivasyonunuz çok yükseliyor diyebiliriz. Artık kendinizi daha da özgür hissedeceksiniz. Özellikle parayla ilgili riskli konulardan azıcık bağımsız hale geldiniz şimdilerde sevgili yaylar. Umarım güzel bir hafta olur. Sevgili Yay Burcu, astroloji danışmanlığı, doğum haritanızın analizi ve 2023-2024 gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz.